Umarım artık biyolojinin merkez dogmasını içselleştirmeye başlamışsınızdır. Bu dogma bize şunu söylüyor. DNA transkripsiyon denilen bir süreç sonunda RNA üretir. RNA ise translasyon adı verilen bir süreç sonunda protein üretir. Şimdi iki hücreye bakalım. Buradaki bir göz hücresi olsun, buradaki de bir deri hücresi olsun. Göz hücresini göz hücresi, deri hücresini deri hücresi yapan şey nedir acaba? Sorumuz bu. İkisinde de aynı DNA var. Çünkü vücudumuzu veya herhangi bir organizmayı oluşturan tüm hücrelerde aynı DNA var. Dolayısıyla bir göz hücresini göz hücresi, deri hücresini de deri hücresi kılan şey o hücrede ifade olan genlerdir. Mesela göz hücresinde göz hücresine has belli proteinleri üreten genler ifade olur. Deri hücresinde ise deri hücresine has belli proteinleri üreten genler ifade olur. Şimdi üzerinde durmak istediğim soru şu. Bu nasıl başlıyor? Gen ifadelerini, diğer adıyla gen ekspresyonunu sadece o hücre için gereken proteinleri üretecek şekilde nasıl düzenleyebiliyoruz? Soruyu genelleştirelim. Gen ifadesi nasıl düzenleniyor? Sorumuz bu. Evet, önümüzdeki seçeneklere bir bakalım. Gen ifadesi belki protein düzeyinde düzenleniyor olabilir. Bunun anlamı şu. Hücrelerdeki DNA'ların tamamı RNA'ya yazılır ve bu RNA'ların tamamı da proteine çevrilir. Yani bu modele göre insan genomu tarafından kodlanan bütün proteinler her hücrede bulunur. Tabii insanlardan bahsediyorsak. Sonra da sadece söz konusu hücre için gerekli olan proteinler aktive edilir. Yani mesela göz hücresinde DNA'nın tamamı RNA'ya yazılır. RNA'nın da tamamı proteinlere çevrilir. Ama sonra sadece göze özel proteinler aktive edilir. Diğer tüm proteinler devre dışı bırakılır. Belki böyle bir şey oluyordur. Veya belki gen ifadesi translasyon aşamasında düzenleniyordur. Ki bu da şu anlama gelir. Hücredeki DNA'nın tamamı RNA'ya yazılır ama RNA'nın tamamı proteine çevrilmez. Sadece söz konusu hücreye ait proteinleri üreten kısmı çevrilir. Üçüncü seçeneğe gelelim. Gen ifadesi belki de transkripsiyon aşamasında düzenleniyordur. Bu da DNA'nın tamamının RNA'ya yazılmadığı anlamına geliyor. DNA'nın sadece söz konusu hücreye has proteinleri kodlayan kısmı RNA'ya yazılır. Örneğin göz hücresinde sadece göze özel proteinleri kodlayan genler RNA'ya yazılır. Gelelim sorumuzun cevabına. Gen ifadesi genellikle transkripsiyon aşamasında düzenlenir düşününce evet mantıklı. Çünkü hücrenin kaynaklarını en verimli kullandığı yöntem bu. Mesela gen ifadesi protein düzeyinde düzenleniyor olsaydı ne olurdu? Kendimiz yani insanlar üzerinden konuşayım. Hücrelerimizdeki DNA'nın tamamı RNA'ya yazılsaydı ve RNA'nın da tamamı proteine çevrilseydi hücrelerimizde korkunç miktarda protein birikirdi. Bir hücrede tüm genom için kodlanmış proteinlerin tamamına yer olacağını sanmıyorum açıkçası ama yer olsaydı bile devasa bir enerji israfı söz konusu olurdu. Protein oluşturmak büyük miktarda ATP gerektirir. Bir hücre hiçbir zaman kullanmayacağı yığınla proteini neden üretmek istesin ki? Dolayısıyla bu yöntem pek verimli değil. Peki ya translasyon aşaması? Gen ifadesi translasyon aşamasında düzenleniyor olsaydı ne olurdu? Protein düzeyinden daha verimli olacağı kesin ama yine de yeterince verimli olmazdı. Çünkü bu kezde hiçbir zaman çevrilmeyecek büyük miktarda RNA söz konusu olurdu. RNA üretimi protein üretimi kadar çok enerji gerektirmese de enerji israfı yine de çok büyük olurdu. Bu durumda aralarında en verimlisi transkripsiyon aşamasında gerçekleşen gen ifadesi oluyor. Çünkü bu yöntemde RNA veya protein israfı olmuyor. Gen ifadesinin nasıl düzenlendiği konusunda daha öğreneceğimiz çok şey var. Ama çok rahat anlayabildiğimiz bir modeli hemen inceleyebiliriz. Bu model iki Fransız bilim insanının çalışmaları sonucunda oluştu. Birinin adı François Jacob, diğerinin adı da Jacques Monod. Bu iki bilim insanı lac operonunun mekanizmasını keşfetti. Dolayısıyla bu operonu Jacob-Monod lac operonu olarak adlandırıyoruz. Lac sözcüğü laktozun kısaltması. Lac operonu prokaryot bir hücre olan E. coli Bakterisinde bulunuyor. Ekranda lac operonunu gösteren bir çizim görüyorsunuz. E. coli DNA'sının bir kısmını gösteriyor. Şimdi şekildeki kısımları adlandıralım. Bu kodlayıcı iplik. O halde bu da kodlamayan yani kalıp iplik oluyor. Hatırlayalım, yazılan iplik yani bu kodlamayan iplik kalıp iplikte. Evet. çeşitli genleri temsil eden bu renkli ayrımları Kodlamayan iplik üzerinde göstermemin nedeni bu. Her renk bir geni temsil ediyor. Hangi genler olduklarını birazdan anlatacağım. Belki üstteki ipliği de aynı renklerle işaretlemeliydim çünkü bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Ama devamını getirmeyeceğim. Siz hayal gücünüzü kullanın. Ve bunların birbirinin tamamlayıcısı olduğunu bilin yeter. Şunu da belirteyim, bu transkripsiyon balonunu çizmemin nedeni olup biteni bu şekilde göstermenin daha kolay olacak olması. Yoksa normal durumda bu iki iplik birbirine bitişik haldedir. Transkripsiyon gerçekleşmiyorsa böyle bir balon gözlenmez. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutun lütfen. Evet, gelelim konumuza. Nedir bu lac operonu? Ayrıntıya girmeden önce lac operonu E. laktozu parçalamasına yardımcı olan enzimleri üreten birkaç gene sahiptir. Bunu söyleyeyim. Yakından bakalım. Buradaki bu üç gene yapısal genler deniyor. Bu ismi öğrenmek zorunda değilsiniz. Bu gen lak z geni, bu lak y geni ve bu da lak a geni. Hatırlarsanız laktoz şekeri glukoz ve galaktoza parçalıyordu. Glukoz ve galaktoz birer monosakkarit. Laktoz ise bir disakkarit. Lak z, lak y ve lak a genlerinden her biri laktozun parçalanmasına veya laktoz metabolizmasına yardımcı olan birer enzim kodlar. Lak z genine bakalım. Lak-Z geni beta galaktositaz adında bir protein kodlar. Ve beta galaktositaz laktozu glukoz ve galaktoza parçalayan enzimdir. Lak Y geni laktoz permeaz adlı bir enzim kodlar. Laktoz permeaz hücrenin laktozu hücre içine almasına yardımcı olur. Lak A geni de laktoz metabolizmasına yardımcı olan bir enzim kodluyor. Ama Lak Z ve Lak Y genleri kadar önemli olmadığı için biz bu gene fazla odaklanmayacağız. Bu genlerin hepsi laktoz metabolizması için gerekli genler. Bu üçgenden hemen önceki bu gen başlangıç bölgesi. Yani RNA polimeraz transkripsiyon yapıyor olsaydı bu bölge ona buradan başlaması gerektiğini söyleyecekti. Lak A geninden sonra da bitiş bölgesi geliyor. Yani bu bölge RNA polimeraza transkripsiyonu durdurma komutunu veren bölge. Normalde E. coli enerji kaynağı olarak glikoz kullanır. Varsayılan durum budur. Ne var ki ortamda glikoz yoksa veya ani bir laktoz baskını söz konusuysa, hücre laktozu parçalamak isteyecektir. İyi ama E. coli laktozun olmadığı durumda niçin lak Z, lak ve lak A genlerini ifade etmiş olsun ki? Az önce bahsettik, bunun D bir enerji israfı olacağından söz ettik. Zaten normal durumda bu genler ifade edilmez. Nasıl oluyor bir bakalım. Burada bir promotör bölge bulunuyor. Promotör bölge RNA polimerazın öylece durduğu bölgedir. RNA polimerazın da adını yazalım. Evet. RNA'yı oluşturan enzim bu ve orada öylece oturuyor. Promotör bölgeden sonra operatör bölge geliyor. Operatör bölgede öylece duran bir protein var. Buna da represör deniliyor. Gördüğünüz gibi represör RNA polimerazın yolunu tıkıyor. RNA polimeraz normalde bu yönde ilerleyip tüm bu DNA parçasını transkribe etmek ister. Ama represör buna izin vermez. Orada öylece oturup transkripsiyonu ne yapıyor? Engelliyor. Tekrar ediyorum bu hücredeki normal durum. Hücre enerji kaynağı olarak glikoz kullanıyor ve bu genlerin transkripsiyonunu engelliyor. Sonra birden hücreye bol miktarda laktoz giriyor. Ne olur? Şuraya birkaç laktoz molekülü serpiştireyim. Evet minik üçgenler olarak çiziyorum. Laktozun görüntüsünü doğru bir şekilde ifade etmiyor bu ama olsun. Artık hücrenin içinde yüzen bol miktarda laktoz molekülü var. Evet, burada bir laktoz molekülü gelip represör proteine bağlanıyor. Bu bir şekilde represör proteinde bir biçim değişikliğine yol açıyor. O da represörün operatör bölgeden kopmasına neden oluyor. Yani represör artık burada değil. Şimdilik burada dursun. Kendisine bağlı laktozla birlikte böyle buralarda takılsınlar. Artık RNA polimerazın yolu açık. RNA polimeraz bu yönde harekete başlıyor ve tüm bu genleri yazmaya koyuluyor. Böylece beta galaktosidaz, laktoz permeaz ve laktozu metabolize etmek için gereken diğer tüm enzimler üretilebiliyor. Peki laktoz seviyesi düştüğü zaman ne oluyor? Çünkü var olan laktozu parçalıyoruz. Laktozların bir kısmını siliyorum o yüzden. Laktozlar gitti. Represöre bağlı olan bu laktoz da dahil. Bu laktoz represörden ayrıldığı zaman represör yine bir biçim değişikliğine uğruyor. Bu da onun operatör bölgeye geri dönmesini sağlıyor. Önceki yerine geri döndü. Gördüğünüz gibi RNA polimerazın yolu yine kapandı. Dolayısıyla buradaki transkripsiyon durdu. Şimdi bunu başlangıçta konuştuklarımızla birleştirelim gen ifadesinin düzenlenmesi transkripsiyon aşamasında gerçekleşir demiştik. Çünkü sadece ihtiyaç duyduğumuz genleri yazmak isteriz. Burada olan da tam olarak bu. Laktoz yokken bu genler yazılmıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Ama ortamda laktoz olduğu zaman bu genler yazılıyor ve laktozun metabolize edilmesi için gereken enzimler üretiliyor.